Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere Şişli bir bebek yeleği anlatacağım. Spor bebek yeleği. Yeleğimiz için 3 numara şiş. Böyle simisso.com'dan temin ettiğimiz bebe yünü kullandık. Simisso.com'dan linkimizi açıklama kısmından görebilirsiniz. Oradan temin edebilirsiniz değerli izleyicilerim. Bebe yünü. Şimdi yeleğimizin 3 parça halinde başladım. Tabii o krem, bu sarısı. 3 parça halinde başladım. Şöyle rende örneğinden 41 ilmek önleri için, diğer önümüz için de 41 ilmek, arkası için de 71 ilmek attık. 71 ilmek. Şöyle dilediğiniz, yani siz kendi yapacağınız çocuğun büyüklüğüne göre rendeleri yapıp arada böyle düzler yaptım. Sonra kol kesiminde de birer tane rende koydum, arka kol kesiminde. Yukarıya doğru ördüm. Bugün sizlere hem sayılarını vermek hem yeleğimizi göstermek. Örneği rendeler zaten. Şöyle buradan da sonra bitirdim. Düz şekilde hepsini, bütün ilmeklerimi bitirdim. Buradan yaka için 3-4 tane ilmek ayırdım. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz ayırmayıp öyle de dikebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız öyle yapın. Şöyle yeleğimiz burada dursun. Şimdi hemen örelim diğer başladığımız parçadan. Bu büyüklükte bir bobin yetmiyor değerli izleyicilerim. 2 bobinden az bir şey kullanırsınız. Bakın şimdi 41 ilmekle başladım. Hemen önleri için şöyle 6-7 tane aroşa örüyorum. 6-7 tane aroşa ördüm. Hemen bakın bir ters 3 düz. Bir ters 3 düz örneğimiz. 3 düz, bir ters. Rende örneğimizde, yani alt lastiğini ördükten sonra 3 düz, 1 ters. Kaç ilmek yaparsak yapalım hep bu şekilde. Şimdi siz sorarsınız bu kaç yaş diye. Şimdi bilemiyorum, tahminen 6 ay 1 yaş arası olabilir. Daha büyük yaparsınız, ilmek sayılarını çoğaltabilirsiniz. Ben beden sayısı bilmiyorum. Burada sadece ördüğüm yelekleri tahminen söylüyorum. Bakın 3 düz, 1 ters olarak sıramın sonuna kadar gidiyorum. Şimdi arka yüzeye geldim. Arka yüzeyde de tam tersi, ön yüzeyde ters ördüklerimi düz, düz ördüklerimi de ters örüyorum. Yani bir düz, üç ters olarak devam ediyoruz. Hemen böyle hızlıca sıramın sonuna kadar geldikten sonra hemen rende örneğimizi toplama işlemini göstereceğim. Önleri 41 ilmek. Arkasını da 71 ilmek attık yeleğimizin. İplerimizi bebe yünü simisso.com'dan temin ediyorum. Başta da söyledim. Almak isteyenler açıklama kısmına koyuyoruz. Oradan linkimizden tıklayıp görüp alabilirsiniz değerli izleyicilerim. Şimdi ön yüzeyine geldim. Bakın ön yüzeyde de aynı şekilde ön lastiğini ördükten sonra burasını dilediğiniz genişlikte koyabilirsiniz. Hemen şimdi bir ters doluyoruz. 3 ilmeği bir alıyorum.
Tekrar doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Rende örneğimiz bu şekilde. Bir ters doluyoruz. Üçünü bir alıyoruz. Bir ters doluyoruz. Üçünü bir alıyorum. Sıramızın sonuna kadar hep bu şekilde devam ediyorum. Doluyoruz. Bir ters. Üç ilmeği bir alıyorum. Yani ters örgü örer gibi. Hep soruyorlar işte büyük spor yelek örüyorsun, bebek yelek içinde uygular mısın diye. Bugün de böyle yaptık. Anneler kızlarına, çocuklarına yapsın diye. Şimdi yine arka yüzeyde bakın. Bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters olarak devam ediyorum. Ben böyle sıramı tamamlarken siz yeleğimizi, bebek yeleğimizi, küçük spor bebek yeleğimizi yakından izleyin. Anneli kızlı örebilirsiniz kendinizi. Zaten videolarımızda bayan yeleklerimiz de var bu modellerden. Bunlara yakın. Çok rahat bir model oluyor. Dilediğiniz büyüklükte yapın değerli izleyicilerim. Hemen başlayayım. Bakın bugün havada çok soğuk. İstanbul'da soğuk, kuru soğuk bir hava var. Tam böyle yelek havası. Hemen ipinizi temin edin. Zaten çok yakın zamanda gelir. Bence başlayın. Siz yeleğimizi izlerken ben hemen örüyorum yanda. Zaten 3 düz, 1 ters, arka yüzeyde 1 düz, 3 ters olarak devam ediyoruz. Arka yüzeyimizi de bitirmek üzereyiz. Tamamını düz kesiyorum. Bütün ilmeklerimi. Sonra diğer ön parçayı da bitirdiğimizde iğneyle dikiyoruz değerli izleyicilerim. İsterseniz oya yapın, isterseniz böyle kalsın. İkisi de güzel, hiç fark etmez. Bakın şimdi arka yüzeyi de hızlıca hemen örüyorum. Böyle 3 ters, 1 düz olarak devam ediyorum arka yüzeyde. Şimdi sadece önde bir tane rendemizi yukarıya doğru devam edeceğiz. Orasını da anlatmak istiyorum. Sonra bitireceğiz yeleğimizi. Kol kesimini de bahsedeceğim hemen. Şu sıramı çıktıktan sonra. Hızlıca geçtim. Şimdi ön yüzeye geldik. Ön yüzeye geldiğimiz zaman aynı yine bir tane bir dolayıp 3 ilmeğimizi bir alıyorum. Bir doluyorum, bir ters örüyorum. Şimdi diğer şurasını yapmak için değerli izleyicilerim şu kısmını. Şimdi rendeleri toplamıyoruz. 3 düz, 3 düz örüyorum. Bir ters. Devam ediyoruz. Yani hiç rende olarak örmüyorum. 3 düz, 1 ters. Şöyle. 3 düz, 1 ters. Kol kesimine kadar bu şekilde devam edeceğiz.
Hemen sıramı tamamlayıp şimdi kol kesimini de sizlere sözlü olarak anlatmak istiyorum. Şimdi böyle devam edeceğiz yukarıya doğru. 3 düz 1 ters. Üç düz. Sadece önde bir tane rendemizi yaptık. Bakın şu bitmiş önden. Hemen arkadan bahsedelim. Arkadan da dilediğiniz uzunlukta yapın. Bir tane rende yaptıktan sonra burada bir rendeyi kesiyoruz. Diğer rendemizle yukarıya doğru devam ettik. Şimdi önde de aynı. Bakın bir tane rendemizi yukarıya doğru yaka kesimine doğru. Burasını dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Sonra yine aynı koltuk altında bu sefer önde iki rendeyi bitiriyoruz. Bir rendeyle yukarıya doğru devam ettik değerli izleyiciler. Bakın şöyle hem ön kesiminden aynı anda hem de kol kesiminden önde iki rende arkada bir rende bitirdik. Dilediğiniz genişlikte omuz kısmını bırakabilirsiniz. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.